vitamin deposu olan harika bir çorba. Evet. Evet, neler kullanacağız? 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, 100 gram tel şehriye, 1 adet biber ve domates salçası, biber ve domates, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Evet, geç tel şehriye yazmış ama şu yıldız şehriye şöyle bir bakarsanız evet. Zaten yıldız şehriye yıldız şeklinde kullanabilir sevgili. Şimdi bu çorbayı yıldızlar mı içiyor genelde? Evet, yıldızlar içiyor. Evet, şöyle tenceremize yağımızı koyduk sevgili. Yavaş yavaş ısındı yağımız. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle hemen ilk önce şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar şöyle unumuzu içine ilave edelim. Bu arada dün sevgili kardeşimiz İskender bizi izlemiş. Annesi ve babasıyla beraber buradan kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Daha önce burada çalışıyordu, ayrıldı. Kendisine, annesine ve babasına burada sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kameraman kardeşimiz. Evet, İskender kardeşimiz. Evet, selam gönderiyoruz. Dün mesaj göndermiş. Abdullah Usta sizi izliyoruz diye sürekli. Hem annesine hem babasına burada sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, daha önce TV5'te kameramanlık yapan İskender kardeşimize ben de selam gönderiyorum. Evet. Hayatta böyle güzel şeyler, güzel başarılar diliyorum inşallah. Amin. Evet. Evet, şimdi siz yavaş yavaş unumuzu kavururken Ayşegül Hanım ben de şöyle 2 adet domatesimizi alayım. Hemen onları da ben şöyle ufak bir şekilde hemen doğrayayım, hazırlayayım. Siz isterseniz sevgilim, eğer ufak doğramak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Güzelce bir şekilde rendeleyebilirsiniz de. Eğer isterseniz şöyle ufak ufak da doğrayabilirsiniz. İçinde böyle farklı görünmesini istiyorsanız, böyle gözünüze daha güzel görünmesini istiyorsanız. Biraz diri diri kalırsa evet. Belki tad olarak da daha güzel olabilir. Evet. Siz o zaman ne yapacaksınız? Şöyle hemen bıçağınızla ufak ufak domateslerinizi şöyle önce dilimler halinde doğrayın. Ondan sonra zaten doğraması çok kolay olacak, rahat olacak. Hemen şöyle yavaş yavaş bıçağınızla ufaltabilirsiniz. Evet, şöyle hemen. Bir yandan unumuz kavruluyor. Şu anda unumuz kavruldu. Biz de şöyle hemen ne yapalım? Salçamızı içine ilave edelim. Evet. Evet. Tamam, yeterli tamam. Zaten. Şöyle sevgili izleyelim. Ne yaptı? Salçamızı da içine ilave ettik. Yavaş yavaş kavrulma devam edecek. Evet. Şöyle güzel bir ne yapıyoruz? Bir karıştıralım. Evet Ayşegül Hanım şimdi yavaş yavaş salçamızı karıştırırken ben çok hafif biraz karabiberimizi şöyle çok hafif biraz Ayşegül Hanım'ın çok sevdiği gece rüyasında gördüğü pul biber diye sayfada pul biberimizi de şöyle bir dökelim. Az bir şey de şöyle nanemizden içine ilave edeceğiz. Şimdi alalım. Şöyle çok hafif biraz nanemizi de içine ilave ediyoruz değil mi ablam? Evet, nane şöyle çok yavaş güzel yavaş bir... siz karıştırın. Oh, harika kokular yayılıyor şu an bir görseniz var ya. Görüyorsunuz da bir hissetseniz daha doğrusu. Bir hissetseniz var ya şu kokuları bir alsanız. Evet, hele şimdi... nane girdikten sonra... Güzelce evet. Bir şekilde kavurduktan sonra ilk önce ne yapıyoruz? Şöyle hafif biraz soğuk suyla açıyoruz sosumuzu. Evet. Unumuzu şöyle hemen karıştıralım. Evet. Topaklaşmaması için ne yapacağız? Önce soğuk suyla açacağız sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde açtıktan sonra ondan sonra hemen şöyle sıcak suyumuzu alacağız. Şöyle sıcak suyumuzda. Yeterli herhalde değil mi Ayşegül Hanım? Şöyle çok az daha. Tamam evet, şöyle yeterlidir. Sıcak suyunuzu da güzelce ilave edersiniz. Hemen kaynamaya başlasın. O şimdi kaynarken biz ne yapıyoruz? Şöyle tekrardan şöyle tuzumuzu ayarlayalım. Evet güzel karıştıralım ki böyle hem topaklaşmasın salçanın, hem de tabii. Evet salçanın şöyle acısını alsın diye çok hafif bir fiske kadar şöyle toz şekerini atın. Salçanın acısını alacaktı sevgili. Mutlaka siz de kullanırsanız çok iyi olacak. Az bir şey bir fiske kadar içine ilave edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım bunu hazırlarken ben de şöyle hemen şöyle domatesleri yetiştireyim.
Evet, bu arada şimdi domatesle ilgili bir şey söyleyeceğim. Usta, domatesler böyle çok eğer kızarmamışlarsa, yeşil domates mesela, sarı domates oluyor bazen. Onları alıp eve getirdiğimiz zaman ne yapacaklar sevgili izleyenlerimiz domates kızarsın diye? Elma ile beraber içerisine bir elma. Böyle güzel bir kaba, poşete veya işte kese kağıdına koyun. Aslında o yeşil domates de ben çok hoşuma gidiyor. Evet, yani. O da farklı tabii ki. Ondan sonra onun böyle tadı değil mi? Evet. Böyle çok farklı bir tadı var gerçekten. Genelde hep turşu da biliyorsun çok fazla kullanılıyor. Turşuluk diye kullanılıyor. Evet, elma ile beraber eğer böyle muhafaza ederlerse birkaç güne kadar domatesleri kızaracaktır. Evet, şöyle. Şu anda seyircilerim, şu anda domateslerimizi güzelce bir şekilde hazırladık. Evet. Şöyle Ayşegül Hanım yavaş yavaş karıştırsın, kaynasın, ondan sonra ilave edelim. Şöyle çorbanızın daha iyi bir tat ve lezzet istiyorsanız seyircilerimiz, çorbanızda çok hafif biraz. Yani şu bile ona yeterli olacak. Çok güzel bir tat verecek, çok güzel bir lezzet verecek. Soğan. Şöyle ufak bir parça soğan da olsa hemen onu ne yapacaksınız? Şöyle tahtanızı kenarına getirin. Şöyle ufak ufak dokunaraktan hemen şöyle bir doğrayın. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen. Şu anda çok ufak doğradık. Şöyle elimizle hemen şöyle bir toparlıyoruz. Çorbamızın içine ilave edelim. O da ona ayrı bir lezzet, tat verecektir. Şöyle. Evet, şöyle yavaş yavaş. Kaynamaya başladı herhalde. Şöyle domateslerimizi de içine ilave edelim. Evet, farklı bir lezzet bakın. Çok güzel bir çorba hazırladık. Domateslerimizi biz ne yaptık? Ufak ufak bıçak yardımıyla doğradık. Ama siz eğer bu şekilde sevmezseniz ne yapacaksınız? Rendeleyebilirsiniz. Rendeledikten sonra da yine çorbanızı afiyetle içebilirsiniz tabii ki. Evet, şöyle karıştırmamız yeterli olacaktır. Tamam. Kaynasın. Biraz daha kaynadıktan sonra ne yapacağız? Alacağız. Çorba kasemize güzel servis edeceğiz. Ve sütümüz var. Öyle değil mi? Evet, çok hafif biraz süt dökeceğiz. Sütümüzü de ilave edeceğiz. Evet. Süt herhalde malzeme listemize eklemeyi unutmuşuz ama ne yapsınlar onlar. Yarım bardak herhalde yeterli olacak mı? Çok fazla kullanmayacağız yarım bardak. Şöyle çok tamam. Hafif biraz. Yarım çay bardağı şöyle, kadar. Bu sizin. Evet. Teşekkürler usta. Ben bugün ben süt içe içe ama evet. Tabii ki içelim kemik gelişimi için ondan sonra. Belli bir şeyde aşamadan sonra ne yapacağız Ayşegül Hanım? Bu sefer... Çırpma telini alacağız. Ondan sonra şehriyemizi içine ilave edeceğiz. Hı hı. Güzelce bir şekilde karıştıracağız bu sefer. Çünkü kırılmaması için şehriyelerimizin onun evet. için şöyle kaynadı. Beraber biraz daha kaynayacak. Şehriyelerimiz yumuşayacak. Evet. Ondan sonra alıp servis edeceğiz. Evet. Yıldız şehriye kullandık biz ama siz isterseniz tel şehriye, arpa şehriye hiç fark etmez. Evet. Şey o şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, ikisi de ellerinde yoksa bir avuç pirinç de atabilirler. Yani aa, çünkü evet çok o da farklı şey olur. Evet. Doğru. Pirinç de kullanabilir sevgilicileriniz. Kesinlikle biz burada bazı şeyleri anlatırken elinizde olmayabilir. Alternatiflerini de söylüyoruz ki sevgilicilerim siz de yapın uygulayın diye. Hemen gördüğünüz gibi çorbamız yavaş yavaş kaynadı. Şimdi güzelce bir şekilde karıştıracağız. Ondan sonra şehriyemizi içine ilave edeceğiz. Evet. Usta sen köye yerleşmeyi düşünüyor musun? Öyle duydum. Öyle mi duydunuz? Evet. Bilmiyorum. Benim niye haberim yok? Dedim ne bileyim hani bir öyle söyleyeyim bakayım ne diyecek tepkini ölçmek istedim ama aslında demek... Köy hayatı çok güzel. Şartlar elverişli olursa, şartlar iyi olursa olur. Ama emekli olduktan sonra... Evet, hayat emekli beni, olduktan sonra... Hayat beni yıprattıktan sonra, beni bitirdikten sonra son günlerimi yaşamaya köye gideceğim diyorsun. Evet zaten öyle de olsa böyle de olsa biz bir yolun sonuna doğru gidiyoruz hepimiz. Yolun sonu yani, görünüyor usta. Hepimiz çıkacağı aynı noktadır. Doğru. Varacağımız nokta aynı noktadır.
Kimisi dağa tırmanarak geliyor, kimisi suyu yüzerek geliyor, kimisi farklı yerlerden geliyor. Ama sonuçta hepimizin gideceği nokta aynı noktadır. Farklı bir nokta kimse gitmeyecektir. Doğru söylüyorsun. Onun için hayat mücadelesi ister köyde olsun, ister İstanbul'da olsun veyahut da gurbette olsun, nerede olursa olsun sonuçta herkesin çabalayıp gideceği yer aynı nokta olduğu için çok fazla da fark etmiyor. Yani köy hayatı biraz daha değişikti. Her şey farklıdır, daha güzel, havası daha çok güzeldir. Doğal. Ama işte daha şartlar... Daha samimi, öyle değil mi? Evet. Evet, keşke hani diyor ya bazen büyüklerle sohbet ediyoruz diyorlar ki ah. Bir telefon gelse bir diyor değil mi? Bir telefon varmış diyorlar. Prezizlik sevgili izleyicilerimiz görsün neler yaptığımızı. Şöyle çorbamız hazır, böreğimiz hazır. Ondan sonra patlıcanlı misket köftemiz hazır. Daha ne olsun. Ellerine sağlık olsun evet, usta. Evet, sağ olasın. Sağ olasın. Güzel bir programın sonuna geldik bakın. Her zaman ne diyoruz? İnşallah Allah sağlık verdiği sürece ömrümüz yeterse yine yarın evet. Sizlerle aynı saatte buluşacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz efendim. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.